Belki de insanoğlunun en yaygın problemlerinden biri özgüvendir. Kendimi nasıl değerli hissederim, hayatımda değerli ne var diye sorular. Ya da o değer yoksa onu nasıl değerli yaparım diye sürekli bir arayış. Yani ya kendini eksik hissetme ya da kendini başkalarıyla karşılaştırma durumu. Bir sufiye, bir Buda'ya sorsanız ben diye bir şey yoktur der. Her şeyin tekliğinden bahseder. İşte o zaman da özgüvene gelirsek de belki de egosentrik bir düşünce ortaya çıkar. Belki de o özgüven ihtiyacını getiren de egodur. Yani kendi egonu başkalarıyla karşılaştırınca yani ne durumdayım? Bu bir şeye erişmek olabilir. Bilgi, konum, yetenek, fiziksel durumun, gücün yani belki de her şey. Ama çoğunlukla senin elinde olanlara, neler yapabileceklerine ve belki de inançlarına da bağlıdır. Belki yapabileceğim çok bir şey yoktur. Belki zengin değilsindir. Belki çok bilgi sahibi değilsindir. Belki o kadar kitap okumadın. Belki hayat bakış açısının, görüşün o kadar iyi değildir. Ama ne olursa olsun onu yaratanın ego olmasıdır. Yani onun gene bir farklı bir illüzyon yaratmasıdır. Yani belki de senin sadece kendin olmana gerek vardır. Yani sırf daha iyi olmak için değil, kendin olmak için. Zaten kalbini dinler, yaptığını aşk ile yaparsan, bu yaptığında özünde kendin olman gereken en iyi versiyon olacaktır. Bu hayatta yaptığını aşkla yaparsan sırtında dünyayı taşırsın. Yaptığını aşksız yaparsan bir beden diye ceset taşırsın. Unutmayın, insanın en büyük düşmanı kendisidir. Güzeli gören göz olduğu sürece kötülük de olmaz, başka bir şey de olmaz, sadece güzellik olur. Eğer sen kendini özgüvensiz hissediyorsan, başkaları gibi olmak istiyorsan, onu gören gözün ilk başta kendini görmesi lazım. Kendini sevmesi gerekiyor. Kendinle barışık olması gerekiyor. Yani bir şey yapıyorsan kendin için yapman lazım. İşte bir şey kendin için yapmak için de ilk başta kendini tanıman lazım. Kendini bilmen, barışık olman lazım. Kabullenmen lazım, bırakman lazım. Biri bir şeylere erişebilir. Belki sen erişmeyebilirsin. Ama işte o ego alır, sanki sen erişemeyecekmişsin gibi seni yargılamaya başlar. Sen onu tutunursun ve kendini özgüvensiz zannedersin. Sonra da o sesi doyurmak için başlarsın özgüven arayışına. Ama kim ne hissettirirse hissetsin, senin birinden daha iyi veya daha kötü olmana gerek yok ki o da bir illüzyon. Sen ne başkasından iyisin, ne başkasından kötüsün. Sen sadece olansın. Sen eğer herkesin istediği yoldan, herkesin olmak istediği kişi olursan, o zaman o olan sen misindir yoksa sen herkes mi olmaya çalışıyorsundur? Yani sen harici başka biri mi olmaya çalışırsın? Bakın, dünyada hiçbir canlının insanoğlu kadar kendisiyle bir problemi yoktur. Sadece bizlerde var. Benim de böyle olmam lazım. Aslında sen sensin ama sen aslında sen olduğunu bilmeyip o aslında olduğuna inandığın egoya inanıp o egomla, kişiliğinle sürekli konuşuyorsun, çatışıyorsun. Ama işte o içindeki var ya sahte kişilik. Ona o kadar inanmıyorsun ki. Onun için hep dışarıda arıyorsun. Aslında dışarıda aradığında kendindir. Aslında o sen zannettiğini sen zannetmemen gerekiyordur belki de. Biri olmaya çalışma. Karşındakine bakıp sürekli içerlenme. İşte asıl o zaman özgüvenin ortaya çıkacak. Asıl o zaman kendin, özgüven dediğin aslında kendin ortaya çıkacak. Yani o egonu, o içinden sana konuşan başkaları gibi olmam lazım diye hissettiren nefsini, egona, o sen zannettiğin sahte kişiliğine inanmayarak yapacaksın onu. Yani ona tutunmayarak, yani ona karşı gelerek, yani ben değilim diyerek, bu kadar. Yani senin aslında ona ihtiyacın yoktur. Yani içindeki ses sana dediğinde, özgüvensiz hissettiğinde benim ona ihtiyacım yok de, direkt frekansın, titreşimlerini arttırırsın. Direkt negatif enerjiden daha pozitif bir enerji frekansına geçersin. Onun için kendini sev, kabullen. Ben niye böyle değilim diyeceğine, onu duyan sese kulak verme. Yani kendini değiştireceğine, karşıdaki gibi olacağına dair o düşünceleri getirene sesini, kulağını kapat. Yani bu dünyada daha iyi veya daha kötü olmaya gerek yok. Birbirimizi ezmeye hiç gerek yok. Yarışa da gerek yok, yarış da yok, yol da yok, varış noktası da yok. Senin sadece yapman gereken belki de sevgiyle birbirimize ilham olmaktır. Belki de sadece olmak, ne fazlası ne az. Belki sürekli toplum birbirimizle sürekli karşılaştırma, sürekli bir yarış hali durumuna sokabiliyor bizleri. O etiketleştirilmiş inançlarla, davranışlarla, toplumun parçası olma ihtiyacıyla sürekli o özgüven ihtiyacı veya özgüven eksikliği belki de kendin tarafından hissedildiğini zannediyor olabilirsin. Ama sonrasında sen aslında burada olan sen, bir yere varmam gerekiyor diye kendine neredeyim diye soruları soruyorsun ve bir yere varmak için aslında kendine hiçbir zaman varamayacağın bir illüzyonun içine sokuyorsun. Nereye gelmeliyim, neredeyim diye sorular başlıyor. Sürekli insanlar sen yeterli değilsin diyor. Sürekli belki yadırgamalara maruz kalabiliyor olabilirsin. Belki çirkinsin diye sürekli zorbalık yapabiliyor olabilirler. Ama aslında sana öğretiyorlar. Ve o tecrübeler ışığında o öğretilenler öyle bir kişiliğine yansıyor ki işte büyüyünce sen de o öğretilenleri, o yaşanılanları doğru zannedip sen de aynı şekilde davranıyorsun. Bilinçsiz bir şekilde belki de. Yani o öğretilenler gibi olmaya çalışıyorsun. Yani aslında kendinden çok karşıdakine önem veriyorsun. Yani biri sana çirkinsin dediğinde direkt inanıyorsun. Aslında işte dünyadaki insanın en büyük düşmanı kendindir. Yani içindeki ses, ben çirkin miyim diye böyle kendine bakıp o hissiyat oluşturduğunda kendine bu kadar inanma. İşte kendini, o öğretileni bazen hiç sorgulamıyorsun. Yani o etiketleştirilen, sana öğretilenlere tutunacağına onları sorgula. Kendi düşüncelerine bile inanma. Bir şeyi kendine şartlandırarak asla mutlu olamazsın. Çünkü o şart gittiğinde mutsuzluk hali gelecektir. Yani o şart varken sadece mutlu olacaksındır. Bu da aslında mutluluk değildir. Seni acıya, cefaya götüren yolda mutsuz edecektir. Çünkü hiçbir zaman o şartlılıkla mutlu olamayacaksın. Çünkü varacağında, olacağında yoktur. Güzelliğinde sonu yok, kusurunda sonu yok. İşte gören göze karanlık perde olmaz. Görmeyen göze ışık ne yapsın? Bakın sana sürekli yeterli değilsin diyene, sürekli karşılaştırma yapanlara bir bakın. Aslında onların size dediği aslında kendilerinin yansımasıdır. Yani kendi hakkında düşündükleridir. Bu kadar. Kendindeki sevmedikleridir. Aslında bunlar o diyenler tarafından verilir ve onlar kendilerini asıl yetersiz hissediyorlardır. Ondan dolayı denilir, sen karşıdakini sorgulamazsın, direkt kendini yargılamaya başlarsın. İşte eğer sana biri onu diyorsa, emin ol kendindeki eksikliğinden dolayı onu diyordur. Yani her insan, bakın her insanın gördüğü, karşıda gördüğü kendisinin yansımasıdır. İnsan insanın aynasıdır. Ayna hiçbir zaman yalan söylemez. Sana baktığında insan birini söylüyor, bir şey söylüyorsa emin ol o söyleyen kendisinin yansımasıdır. Yani bir insan karşıdakine sana çirkinim diyorsa emin ol kendisi kendisinin çirkin olduğunu hissediyordur. İşte sen kendini biriyle karşılaştırmazsa özgüvene de gerek kalmaz. Çünkü o beklentiler senin değildir. Sadece sana verilmiş etiketlerdir. Yani asıl huzur mutluluk için olman yeterlidir. Biri olmana gerek yoktur. Zaten işte biri olmaya çalışmak, karşılaştırmak işte seni mutsuz ediyordur. İşte unutmaman gereken şudur. Herkes farklıdır. İşte onu güzel yapan da farklılıktır. Herkes aynı olsaydı güzelin bir anlamı kalmazdı ki. Güzeli güzel diyemezdik ki çirkin olmasaydı. Yani bir gülü güzel yapan da dikenidir. İşte onu da güzeli görmektir. Bakış açısı. Herkes farklı bir şekilde o yaratanın sevgisiyle kalbine işlenmiştir. Herkesin bu hayatta, bu yaşamda farklı bir ilham olacağı bir görevi amacı vardır. Yani biri olmaya çalışma, kendin ol. Ki bende de öyleydi. Mühendis ol, yüksek lisans, yurt dışı çalış, daha iyisi falan. Özgüven derken aslında egonu, gururunu büyütüyormuşsun. Ama şu an biri olmaya çalışmayıp kendim olmaya çalışıyorum. Kalbimde diyor ki, hikaye anlat. Kalbindekileri söyle. Farkındalık yarat. Sevgiyi ortaya çıkartır. Unutulanı belki de hatırlat. Ben de onu yapıyorum. Yani bunu siz istediğinizde değil, kendi içimden geldiği için veriyorum. Yani sen ne o hipodromdaki yarışan atsın ne de o yarışan atın varacağı o çizgide yoktur aslında. Yani bitiş çizgisi de yoktur. Ne at vardır, ne yarış vardır, ne bir çizgi vardır. Belki bizde özgüven eksikliği yoktur. Sadece denilenlere belki çok inanıyoruzdur. Yani bu durumda bazen bir olmaya çalışmaya ya da kendimizde sevmediğimiz yanları götürmeye, onlardan kurtulmaya gerek yoktur. İşte dediğim gibi günün de dikeni vardır. İşte o görme sanatı asıl görende güzelliği görmesidir. Yani kendini güzel görürsen çirkinlik ortadan kalkıverir. İşte bizde özgüven yok. Biz sadece kendimizden çok başkalarının düşüncelerine daha çok önem veriyoruz ve direkt kabulleniyoruz. Yani kendimizi aslında kabullenip sahiplenmemiz gerekirken başkalarının düşüncelerini kabulleniyor. Onlar tarafından sahiplenmeye çalışıyoruz. Onlar gibi olmaya, onlar tarafından kabul görmeye çalışıyor. Yani karşı tarafın doğru yaptın diye, yani o onayı alınması için her şeyi yapmaya, yani aslında bir nevi kendimizi o illüzyona atmaya sürekli uğraşıyoruz. Sürekli doğrulanma hali başka biri tarafından. Neye? Ama sende hiçbir problem yok. İşte onun için karşı tarafı sorgula, kendini de sorgula. Hemen inanın kendini yadırgama. Karşı tarafı sorgula. Belki sana bunları diyen, sürekli yadırgayan ya da seni özgüvensiz hissettirdiğini zanneden kişiler belki bir sebep için demiyordur. Belki onlar doğru yolu bilmiyordur. Belki de sevmeyi ya da göstermeyi bilmiyordur. Belki içlerinde bir sıkıntı vardır, bir problemleri vardır. Çözemiyorlardır. Belki böyle zararlı denilen davranışlarda bulunanlar mutsuzlardır. Kendilerini belki değersiz hissediyorlardır. Belki de bilinçsizce kendilerine davranıldığı gibi başkalarını da aynı şekilde davranıyorlardır. Mevlana demiş, suskunluğum esaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım vardır. Lakin bir lafa bakarım, laf laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım, adam adam mı diye. Yani her şeyi ciddiye almayın. Belki de yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Belki de size öğretilen, sizi limitlendiren o inançlara tutunmamamız lazımdır. Yani sen belki de kendinden çok o egona, kendin haricindeki başkalarına çok değer veriyorsundur. Onların düşüncelerine kapılıyorsundur. Onları direkt kabulleniyorsundur. Yani bir insanın kendisi sevmesi bu kadar zor mu? Koşulsuz, bir beklenti olmadan. Belki de kendinize baktığınızda o egonuz, o nefsinizin oluşturduğu o sahte kişilik var ya, inanmadınız, kendinizi yadırgadınız. Belki o koşullar, onlar sizi kendinizi sevmenize engel oluyordu. Belki onlara tutunmak lazımdır. Belki onlar siz değilsinizdir. Yani özgüvene gerek olmayan, kendini sevdiğin bir durum istiyorsan, kim ne derse desin, egonu, zihnini duymayacaksın. Bırak onlar konuşursa konuşsun. Ben bilmem de. Yani kabullen. O içindeki ses sana bir şey dediğinde cevap verme. Kabullen. Bırak gitsin. Hata mı yaptım? Evet yaptım de. Çirkin miyim de? Çirkinim de. Ne olacak? Kendine odaklan. Kafandaki fikirlere, inançlara, başkalarının dediklerine değil. Zayıflık mı? Kabul et. Ne olacak gururunu yükseltirsen? Başın göğe verecek. Ne yadırgamalar gelirse gelsin. Boş ver. Kabul et. Bırak gitsin. Bak. Ben eğer bir hata yaparsam o gerçektir. Ama o hata sonrası kendime sen hiç görmezsin, sen gereksizsin, salak Hüseyin, lanet gibi şeylerle kendimi yadırgarsam işte o gerçek değildir. O sadece bir fikirdir, inançtır. Yani gerçek değildir. Bakın işte o özgüvensizliğe meal olan, sebep olan işte o özgüven arayışında kafamızda oluşan o fikirlere, düşüncelere onay vermek, direkt onları kabullenmek, onları tutunmaktır işte. Yani o kalıplaşmış fikirlere, düşüncelere direkt inanmak. Hatta onlara o kadar inanırsın ki hiç gerçek bile değildir. Her şey kafandadır. Hiçbir şey yapamazsın ya. Böyle durursun. O kadar özgüven hissedersin ki yani şu tabağı bile kaldırmazsın ya. O kadar inanırsın. Kendini şartlarsın ve hiçbir şeye inanmamaya başlarsın. Fikir ya, fikir. Gerçek değil, kafanda oluşan illüzyon. Etrafına bak, olan bir şey var mı? Yok. Bak hayat bisiklet sürmek gibidir. Biri 5 defa düşer, biri 10 defa düşer ama sonunda öğrenir. Ama belki bilinçsiz biri diyebilir ki düşmek hatadır, yanlıştır. Ama aslında hata yanlış diye bir şey yok. O bisiklet sürmek için düşmek gerekiyordur. Kim 5 defa düşer, kim 10 defa düşer. Çünkü her tecrübe aslında yanlışa değil, asıl doğruya gidilen yolda daha emin adımlarla gitmeni sağlar. Çünkü her bir yanlış denilen adım seni doğruya götürür. Yani o düşünen aslında bir hata değildir. Tecrübedir, öğrenilme durumudur, ders alma durumudur. Yani hayatta da tecrübe vardır, ders alma vardır. Yani hata yapılması lazımdır. Onları kabullenmemiz lazımdır. Amaç ondan öğrenip ders almaktır. Ya da dışarıda duyduklarının, hikayelerin, sen yapacağın, inanıp o hikayelerin peşinde koşabilirsin. O hiçbir zaman ulaşamayacağın amaçları yaratıp hayatını onlara erişmek için harcayabilirsin. Ya da kendini ortaya çıkartırsın. Hikayelerle yetinmez. İşte biz bu kendimize, sahte kişiliğimize o kadar inanmışız ki. Hep bir arayış, hep bir güvensizlik. Ama bir yandan da bize onları hissettiren, kendimize o kadar da inanma, güvenme durumu vardır. Sen sensin, inanıyorsun ama sen kendine barışık değilsin ve sürekli dışarıda kendini arıyorsun. Ama kendini hiç sorgulamıyorsun. Niye kabullenmiyoruz? Niye başka biri olmaya çalışıyoruz? Belki de biz bu değilizdir. Bunu kabul etme. İnanma kendine. İşte yaşarken ölmek belki de. Mevlam dediği gibi yaşarken ölünüz. Yeniden doğunuz. İşte o sahte ego, sahte kişilik, ego kişiliğine, zihnine inanmazsan belki de o zaman kendin ortaya çıkar. Meditasyon yapabiliriz. 6 ay neredeyse, yani bir yıla yaklaşacak meditasyon yapıyorum. Bununla ilgili detaylı çektiğim video var, bakabilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Ana odaklanırsınız, anı yaşarsınız. Böylelikle zihniniz yavaş yavaş susma safhasına gelir. Düşüncelerden, duygulardan kurtulur. Sadece ana odaklanırsınız. Anı yaşarsınız, farkında şekilde yaşarsınız. Yani senin ne olduğunu bilmene, onu aramaya, özgüveni bulmaya ihtiyacın yok. Yani asıl o değer kendin zaten gözünün önündesin. Yani senin aslında ne olduğunu aramak yerine ne olmadığını anlaman lazım. O zaman zaten apaçık her şey gözünün önünde olduğunu göreceksindir. Yani ne olmadığını anlarsan o arayış da biter, özgüven de biter, tüm olasılıklar biter. Yani sen insanların sana dedikleri değilsin. Sen sadece bir insansın. Onun için insanın en büyük düşmanı kendisidir. Onun için başkalarına da inanmayacaksın. O egona, zihnine de inanmayacaksın. Kendinden şüphe edeceksin. Ne zaman egonun, zihninin sen olmadığını anlarsan, o duyguların, düşüncelerin, o içindeki sesin sen olmadığını anlarsın. O zaman asıl sen ortaya çıkar, arayışta sonlanır. Yani ölmeden önce ölür, yeniden doğarsın.